Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomuzun konusu birazcık farklı olacak. Gelin size bir denge testi göstereyim ve bu denge testiyle yaşınızı tahmin etmeye çalışın. Ne demek istiyorum? Göstereceğim bu denge testi fizyolojik yaşınızın kaç olduğunu size söyleyecek ve bunu yaklaşık olarak 2 dakikada görebileceksiniz. Yani bu denge testinin sonucuna göre vücudunuzun kas iskelet sisteminizin kuvvetini gözlemleme şansınız olacak. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin şu fizyolojik yaşınız gerçek yaşınızla uyumlu mu hemen test ederek gözlemleyelim. Şimdi denge testi hakkında kısaca bir bilgi verip ondan sonra size testi göstermek istiyorum. Ve gelin birlikte uygulayalım. Acaba Seher Hoca'nın denge testindeki yaşı gerçekten fizyolojik yaşıyla uygun mu? Bu testi gözlerimiz kapalı yapacağız ve tek bacak üzerinde dengede durma testi olacak. Size bununla ilgili bir yaş sıralaması vermek istiyorum. Bir bacağınızın üzerinde eğer 70 saniyeden fazla durabiliyorsanız 20'li yaşlarınızda, 60 ila 70 saniyeler arasındaysanız 30'lu yaşlarınızda, 50 ila 60 saniyeler arasındaysanız 40'lı yaşlarınızda, 40 ila 50 saniyeler arasındaysanız 50'li yaşlarınızda, 30 ila 40 saniyeler arasındaysanız 60'lı, 20 ila 30 saniye arasındaysanız 70'li ve 20 saniye ve altındaysanız 80'li yaşlarda olduğunuzu gösteren bir test. Şimdi gelin şu testi birlikte uygulayalım. Ben de gerçekten sonucumu merak ediyorum. Gelin şimdi şu testi yapalım. Ama öncelikle yapacağımız test için mutlaka düşme riskine karşı tutunabileceğiniz bir zeminin yanında ya da önünde durmanızı istiyorum ki herhangi bir problem oluşmasın. Daha sonra bu şekilde sağ bacağım ya da sol bacağım hiç fark etmez. Hafifçe yukarı kaldırıp ellerimi belime götüreceğim ve gözlerimi kapatacağım. Ben de teste başladım. Sayıcı da ekledim. Sizinle birlikte uygulamak istedim. Acaba Seher Hoca'nın fizyolojik yaşıyla denge testi sonucundaki yaşı aynı mı? Konuşarak yapmak biraz zor oluyor benim için. O yüzden çoğunlukla susacağım. Evet, sol bacağım benim de titriyor. Eğer denge çalışması yapıp da bu testi yaparsanız tabii daha kolay geçer. Ama ben videoyu açtım ve yapmaya başladım. O yüzden hiç ısınmaksızın, hiçbir şey yapmaksızın sizin de böyle yapmanızı ve test etmenizi istiyorum aslında. Düzenli egzersiz yapıyorsanız kolayca 70 saniyenin üzerine çıkabilirsiniz, emin olun. Artık gözünüzü açıp bakıp kendinizi kandırmak size kalmış. Şu an süre kaç oldu tabii ben de bilmiyorum. Biraz daha bekleyeceğim. Eğer sağlıklıysanız, düzenli egzersiz yapıyorsanız gerçekten yapması çok zor değil. Dengeniz bozuluyorsa düzeltmenizde tabii ki de hiçbir sakınca yok. "70 saniyenin üzerinde ise 20'li yaşlardaydınız. Unutmayın. Artık yavaş yavaş yoruldum ben de. Bir 10 saniye daha bekleyip testi bırakacağım. Umarım 70'in üzerine çıkmıştır. Keşke bir böyle alarm kursaydım, sayaç kursaydım ama gözümü açamadığım için bakamıyorum tabii ki odada. Hadi şimdiden sonra son 10 saniye olsun. 9, 8, umarım 70'in üzerindedir. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0.
Gerçekten yapması keyifli ama umarım sizin de fizyolojik yaşınızda bu normal yaşınız dengeli olmuştur. Şu an tabii ben kaç saniye durduğumu göremiyorum. Sayaç ekleyip videoyu da düzenlerken görmüş olacağım. Eğer daha fazla video istiyorsanız bu şekilde fizyolojik yaşınızla testlerdeki yaşınızı gösteren mutlaka yorumlar kısmında bana belirtin. Hatta eğer yaparsanız lütfen skorlarınızı, fizyolojik yaşınızı ve denge testinizin sonucuna göre yaşınızı mutlaka bana bildirin. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun konusu bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Bundan sonra biraz sizi böyle, eğer egzersizden uzak bir yaşam sürüyorsanız, uyandırabilmek ve egzersiz sizi biraz olsun çekebilmek için böyle kısa, kolay, uygulanabilir testlerden bahsedeceğim. Şimdi bu videonun sonucunda eğer denge testinizin sonucu maalesef ama maalesef gerçek yaşınızdan yüksek çıktıysa, hayatınıza egzersiz sokmak için bir bahaneniz olsun istiyorum. Bu kadar kolay bir teste dahi başarısızlıkla sonuçlanıyorsa kas iskelet sisteminizin biraz daha ilgiye ihtiyacı vardır. Dolayısıyla yaklaşık 20-30 dakikalık günlük egzersizleri ekleyerek rutininize günlük yaşamınızı daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Bütün bunların yanı sıra eğer kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan bana ulaştırabilir ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.